Piyasalara bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri Trump'ı başkan seçti. Piyasalar karıştı. Borsa yönünü yukarı doğru çevirdi. Dolar güçlenirken Bitcoin rekor kırdı. Altın ve petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Şimdi ee, ne oldu İsmet Özçelik? Yani ee, mesela bekliyor muydun? E, altın ve petrol fiyatlarında sert sert düşüş, dolar güçlendi. Bitcoin mesela rekor rekor kırıyor. Şimdi neden o? Çünkü Trump baştan sona söyledi. Amerika'yı Bitcoin'in merkezi yapacağım dedi. Dünyadaki hı hı. merkezi yapacağım diye o politikaya ağırlık vereceğini söyledi. Zaten e, biraz önce çok konuştuğumuz e, en yakındaki isim iş adamı da benzer şeyler. E, Zafer Bey'in arkadaşı. Evet, Zafer Bey'in arkadaşı da benzer şeyler. Uzaylı diyelim. Hı hı. Uzaylı da aynı şeyleri söyledi ve ee, o nedenle e, Bitcoin'lerdeki yükseliş normal. Bir de bir tek bu değil. Bunları da ekleyebiliriz. Vergileri evet. indireceğim. Faizleri düşüreceğim. Amerika'yı kripto para başkenti yapacağım. Çin mallarına ek vergi uygulayacağım. Fosil yakıt endüstrisini destekleyeceğim. Mesela Trump. burada burada dikkat çeken mesela faizleri düşüreceğim diyor. Bu tabii Amerikan halkını daha rahatlatmaya yönelik bir şey. Bu arada bugün Fed indirdi. Evet. 4.50-4.75 ee, aralığında kripto e, para başkenti yapacağım diyor burada mesela altının e, değer kaybetmesinin nedeni biraz tansiyonu savaş tansiyonu düşmesiyle ben orantılı olduğunu sanıyorum <gülüyor> onun <gülüyor> e, dolar niye düştü diyecek olursan o da e, yani o da bir yani izlenecek politikada çok radikal değişikliğe gidileceği için olacağını sanıyorum mesela Çin mallarına ek vergi uygulayacağım diyor bu konuda Amerika'da çok ciddi bir tartışma var. Şundan dolayı bir tartışma var. Amerikan sanayisinin önemli bir ara mal ve yarı mamul mal ihtiyacını Çin karşılıyor. Hı hı. Çok ciddi bir ithalatları var. Bu ithalat tüketim mal ithalatı değil çoğusu. Önemli bir kısmı da eee ara mamul ithalatı. Şimdi onları keserse ve Çin'den tüketim mallarında sıfırlarsa o zaman karşısına şöyle bir şey çıkacak. Enflasyonu yukarı çıkaracak bir durum ortaya çıkar ha buralarda ne kadar gerçekçi olabilir bilemiyorum ha buna karşı Çin'in de e, uygulayacağı politikalar var e, onlar da önemli mesela Çin zaten elindeki Amerikan hazine bonolarını önemli ölçüde düşürdü e, o nedenle e, başka bir takım alacağı Çin'in de alacağı kararlar var o da e, e, etkili olacaktır yani burada Bunları çok hızlı yapamayabilir. Çok hızlı yaparsa e, Amerika'da hiç istemediği sonuçlar çıkabilir. E, burada dikkat çeken fosil yakıt endüstrisini destekleyeceğim meselesi, biliyorsunuz bu da bir e, çok tartışılan bir konuydu. Özellikle bir iklim konusunu gündeme getirdiler. Oysa ki mesela fosil yakıt endüstrisini destekleyeceğini söylemesi, e, özellikle bu mesela e, en yakın arkadaşı ne diyor o nasıl karşılar <laughs> bilemiyorum. Çünkü o Çin'de, e Çin'de çok büyük ölçekli üretim yapıyor. Ve orada elektrikli araçları falan şey yapıyor. Şimdi Avrupa'da mesela hani biraz önce Volkswagen örnek verdi e, e, Zafer Bey. Şimdi Volkswagen niye kötüledi? Çünkü elektrikli, elektrikli araçlar, geç kaldı. Evet. Geç kaldı. Fosil yakıtlarda belli bir program var Avrupa'nın. O programda yasaklanacaksa eğer... E, o malların elinde kalma ihtimali var ve bu nedenle hızlı bir şekilde Volkswagen de Çin'de üretimi aynı grubun ürettiği e, birkaç tane isimlerini söylemeyelim araçlar var. Onların hepsi şu anda Çin'de e, bu araçları üretmeye geçti. Peki ya, bugün Amerika'da Şimdi dahi şey sokaklarda e, en çok elektrikli araçlar görülüyormuş ve e, dün bir Amerika'dan gelen bir profesörle konuştuk. Ee, bu Japon arabaları hatta Güney Kore arabaları bayağı o bizim filmlerde gördüğümüz Clint Eastwood'un kullandığı o büyük araçların yerini onlar almış diyor. Öyle bir gözlemi var bilmiyorum Yunus ne dersin? Peki madem başladın şimdi bu kripto para başkenti yapmak... E, vergileri indirmek, faizleri düşürmek, Çin mallarına ek vergi uygulamak, fosil yakıt endüstrisini desteklemek. Bunlar yapılabilir işler mi? Ya adamın gündemi, adam iş adamı. Adamın gündemi e, belli. Yani Amerikan halkının refahını arttırmayı önceleyecek. E, şimdi burada mesela hani bizde hep şey söylenir ya aslında bizde petrol var ama çıkartılmıyor işi. E, bilmiyorum Yunus, Amerika'da böyle bir şey dönüyor mu? Mesela Trump'ın dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahip Ülkelerinden biriyiz mesela, evet. e, ama işte petrol çıkartmıyoruz demesi bundan sonra Amerika'nın kendi petrolünü çıkartacağı anlamına mı geliyor? Çünkü şöyle bir şehir efsanesi vardır e, derler ki Amerika bütün dünyadaki rezervler bittikten sonra evet. kendi petrolünü çıkartmaya başlayacak diye e, yani bu Yedekatçı konuşulur gibi. ha söylenir e, şimdi fosil yakıt endüstrisini destekleyeceğim bir de çok ciddi kaya gazı var. Hmm. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve hani biz hep yıllarca şey konuştuk ya oh. Amerika bizi Ege'den sıkıştırıyor işte üst kurdu buraya. Aslında evet Türkiye'yi sıkıştırma da var ama Amerika aslında özellikle Ege'den e, Avrupa'ya o kaya gazını taşıyacak altyapıyı da kurmaya çalışıyordu aynı zamanda. E, dolayısıyla bu önümüzdeki süreçte fosil yakıtı ağırlık verecek olması Trump'ın bir strateji değişikliği anlamına da geliyor. Peki ee, şimdi birazdan Yunus'a soracağım ama şunu merak ediyorum. Ferhat ucuz dolar yani faizleri düşüreceğim demek dünyaya dolar dağıtacağı anlamına mı geliyor? Örneğin Türkiye için bu olumlu bir gelişme mi? Ucuz dolar bir anlamda Türkiye'nin en büyük ihtiyacı çünkü. E tabi yani dolar şu anda dünyadaki... E, en önemli değişim, mübadele aracı. Bütün devletler hemen hemen neredeyse dolar para birimi üzerinden, Amerika'nın para birimi üzerinden ticaretlerini gerçekleştiriyor. Bir taraftan şu da önemli. ABD'yi kripto başkenti yapacağım demesi aslında doların dünya genelinde etkisinin azalacağını hissedilmesi, insanların buraya yönelmesi dolardaki düşüşü de tetikler. Yani yatırımların biz bir taraftan aslında kriptoya doğru yöneldiğini şu birkaç günlük zaman diliminden anlıyoruz. Çünkü insanlar özellikle önceki açıklamalarından dolayı kripto varlıklara yöneliyorlar. Konvansiyonel var, yatırım mecralarından çekiliyorlar. Altın gibi, işte dolar gibi, döviz gibi. Dolayısıyla e, bu Trump'ın direkt açıklamalarıyla da ilintili. Euro'da ciddi bir düşüş vardı. İlk Trump'ın seç, seçiminin garanti e, olduğu düşünüldüğü Pariteden anlarda hem paritede de şey oldu. Avrupa'da sıkıntı %2 iki %2 civarında Türkiye'de örneğin %2 değer kaybı yaşadı euro. Şimdi biraz daha toparladı yani o insanlar kaybı. İnsanlar kripto paraya mı yönelecek? Kripto şey para mı? paraya yönelecekler. Bir de şu var. Doların özellikle gelecekte dünyanın geleceğinde yer bulamayacağına yönelik zaten ciddi çalışmalar yani da var. söz konusu. Yani dolar devre dışı kalacak. Kripto varlıklar var. yükselecek. BRICS gibi alternatif platformlardaki... Ticaretin kendi para birimleriyle de yapılıyor olması tabi doların ister istemez etkisini gücünü zayıflatıyor. Şimdi e, bir ikisi söyleyecektim ben de tam şimdi dolara karşı e, özellikle Doğu Bloğunda ciddi bir savaş var. Evet. Doların etkisini azaltmayı herke işte kendi para birimleriyle bu e, işlemleri yapmalarına dönük çok ciddi bir çalışma var mesafe Aslında de Çin aldı. Şimdi Yuan öne çıkarmak evet, istiyor. Mesafe aldı. Şimdi e, Trump da bunu iş adamı ne de olsa görüyor yani bunu herkes görüyor. Önümüzdeki süreçte eğer BRICS'in dolar karşısında bir mesafe almasına karşı adam da başka bir şey geliştiriyor. Özellikle teknolojik gelişmeyi de düşünürsek kriptoyu koyacağım diyor. İsmail abi bir de şu var Trump'ın en büyük rakibi kim? Çin. En büyük dolar rezervine sahip ülkelerden biri kim? Çin onun gücünü de aşağıya çekmek gibi bir stratejisi Evet olur. yani doları çekecek, kriptoyu dolar. koyacak ama onu kendine bağlı ülkelerle kripto ticareti yapacak. Nezerli. Yine bir biçimde Doğu Bloğunun bu dolara karşı olan atağını boşa çıkarmaya çalışıyor. Çok, çok mantıklı tabii. bir şey yapıyor kendi hesabına göre. Tabii. E, şimdi Yunus demek ki dünya da çok karamsar bulmamış Trump'ın gelişimi. Öyle görünüyor. Yunus vergileri indirmek, faizleri düşürmek, kripto para başkenti yapmak Çin mallarına ek vergi uygulamak, fosil yakıt endüstrisini desteklemek. Bunlar e, gerçekten e, uygulanabilir mi? Diğer taraftan aslında e, kripto başkenti demesinin amacı ne? Şunun için soruyorum. Kripto parayı kontrol altın, altına alacağım anlamına da gelmiyor mu? Çünkü aslında baktığında e, kayıt dışı ekonomi dünyada kripto üzerinden yürüyor. Yani bir anlamda kriptoyu başkenti yaparken, kripto başkenti yaparken Amerika'yı kripto üzerinden de vergi mi alacak Trump? Özellikle ben şuradan başlamak istiyorum. Gümrük vergileri, ek gümrük vergileri ki bunu Trump'ın ilk döneminde de görmüştük. Bunlar enflasyonist, enflasyonist politikalar. Şimdi... Birçok uzman bunu anlatmaya çalıştı aslında. Hatta New York'ta katıldığı belki takip edenler olmuştur. Donald Trump'ın bir toplantı olmuştu. Burada çok önemli yatırımcılar, iş adamları, iş kadınları vardı. Ve şöyle bir soru geldi. Siz ek gümrük vergileri koyacağız diyorsunuz ama bu enflasyona sebep olur. Bunu nasıl açıklıyorsunuz deyince yani bir cevap getirememişti çok farklı konulardan falan bahsetmişti hatta dalga konusu olmuştu yani ben Donald Trump'ın bu bahsettiği ekonomi politikalarının altını doldurabilecek bir e, ekonomi görüşü olduğunu en azından bu seçim döneminde görmedim çünkü diyor ki e, ben Çin'e Meksika'ya oraya buraya vergiler koyacağım ek vergiler koyacağım ve hatta bazılarını yüzde iki bin koyacağım. Çünkü biz Amerika'da üretilmesini istiyoruz. Biraz önce İsmet Özçelik de bahsetti. Özellikle Pensilvanya gibi işte orta kesimler gibi yerlerde birçok üretim yapan Amerikan şirketleri bir kısmını ithalata da borçlu. Şimdi ithalata siz ek vergiler koyarsanız hem Trump hem de Trump taraftarları bu gerçek. Yani ciddi söylüyorum bunu. Gümrük vergisini karşı tarafın ödediğini sanıyor. Yani böyle bir. ...ekonomi anlayışıyla geldi. Ve bu insanlar bilmiyor ki... ...gümrük vergisi konduğunda ek olarak... ...kendilerine zarar verecek. Çünkü bu sefer... E, ...üretim azalacak ya da üretim maliyeti artacak. Üretim maliyeti artınca... ...bu e, fiyatlara yansıyacak... ...ve insanlar daha fazla... E, ...paraya satın almak zorunda kalacak. Bahsedilmeyen şey bu. İnsanlar gerçekten de şöyle sanıyor... ...ha biz ek gümrük vergisi getirince... ...bunun maliyeti Çin'e yansıyacak... ...Çin'e yansıyınca da... Burada öğretilecek. Böyle bir şey yok. O zaman siz daha pahalıya alacaksınız. Bu çok önemli bir sorun. Faizleri düşürmek aynı şekilde. Şey. Pardon. Faizleri düşürmek ve vergileri düşürmek aynı şekilde. Yani vergileri düşürdüğünüz zaman devletin girdisi azalacak. Devletin girdisi azalınca siz bunu nasıl karşılayacaksınız? Para basarsanız bu yine enflasyona sebep olacak. Faizleri düşürme. Evet, Fed bugün düşürdü, bir öncekinde de düşürdü ama. Trump'ın istediği büyük ihtimal daha agresif bir düşürme. Peki bu enflasyon daha yeni yeni kontrol altına alınıyorken bunu bir anda patlatır mı? Şimdi bunların hepsine bakınca bizim yanda ekranda duran grafikteki söylenenlerin üçü yani 5 madde var 3'ü enflasyonu tetikleyecek hatta ciddi alevlendirecek e, politikalar. Bakalım altını nasıl dolduracak? Çünkü gerçekleştiğinde Trump'ın söylediklerinin tam tersi etkisi yapma ihtimali var bu fosil yakıt endüstrisini destekleme olayı bunu hep konuştu zaten. Yani biz bir zamanlar enerji bağımsızlığına sahiptik. Ee, Biden, Kamala Harris ikilisi bu bağımsızlığımızı kaybetmemize sebep oldu. Ve bir de sloganı vardı. Drill baby drill. Yani sondaj bebeğim sondaj. Yani geldiğimiz gibi hani bu işlere başlayacağız diye. Ee, bakalım nasıl bir etkisi olacak? Gerçekten yakıt fiyatlarını düşürecek mi? Çünkü yakıt fiyatlarını e, hemen geldiğinde düşürme e, vaat de verdi. Trump'ın vaat defteri müthiş dolu. İnanılmaz bir vaat. Yani şimdi biz dış politikayı konuştuk. Savaşlar, e, acılar bunların hepsini dindireceğim, ilişkileri düzelteceğim. Bakalım bu bir tarafı da bir de içeride de bayağı vaat verdi. Ne kadar gerçekleşecek göreceğiz. Yunus bu maskla galiba inşaat sektörüne mi bir mesaj verdi yoksa hani yeniden inşaat yapacaksınız diye o başka bir mesaj mı? Yani o şundan olabilir. Tam açıklamayı görmedim aslında zafer şahin ama Amerika Birleşik Devletleri'nde şu an ciddi bir hani e, kira problemi var. İnsanlar e, kiraları karşılayamayacak durumda. Evet. E, ondan dolayı burada arzı arttırarak fiyatları düşürme gibi bir politikadan bahsediyor olabilir. Bahsedebilir e, Elon Musk.